yansın, yakılsın çırağımız. Kadimden bugüne inancımızı getiren yol kurullarımız, yol birlerimiz aşkına. Allah. Yansın, yakılsın çırağımız. Allah. Dersim katliamında kaybettiğimiz cümle canlarımız bir birimiz bir Seyit Rıza aşkına. Allah. Yansın, yakılsın çırağımız Hızır aşkına. Hızır kimseyi darda, zorda, yolda koymasın. Allah Allah. Bizleri ziyaretlerimize, diyarlarımıza götürsün. Gerçekler demin önü canlar. Biz... Kırgıran ve saatini oğlum ayırırsın istedi. Seyit Rıza'yı meydana çıkardı. Hava soğuktu ve etrafta kimseler yoktu. Ama Seyit Rıza meydan insan doluymuş gibi sessizliğe ve boşluğa hitap etti. Evladı Kerbela'yı bir hatayı, ayıptır, zulümdür, cinayettir dedi. Benim tüylerim diken diken oldu. Bu yaşlı adam rap rap yürüdü, çingeni itti, ipi boynuna geçirdi, sandalyeye ayağıyla tekme vurdu, iddiasını gerçekleştirdi. Seyit Rıza asıldığı saatlerde ise Mustafa Kemal Başbakanlık koltuğunda oturan Celal Bayar, 3. Ordu Müfettişi Kasım Orbay, Dersim Kasaba olarak 1915'te Ermenileri öldürdüklerinde Türkler iki şeyi yaptılar. Yani o kocaman Osmanlı Devleti'nin yıkılışından sonra Türkler Türklük inşa etmek istediler. Bir Türklük inşa etmek istediler, bir de dinsel bir şey yaptılar. Sünnilik inşa etmek istediler. Peki o Türkiye coğrafyasında o gün 17 milyon olan nüfusun bir defa %20'si gayrimüslimdi. Gayrimüslimlerin büyük kısmı da kurtulmuşlardı. Halletmeleri gereken kim vardı? İşte Aleviler vardı, Dersimler vardı. Bunlar Türkiye'ye uymuyorlardı. Bunlar onların dilini konuşmuyorlardı, onların inançlarını yaşamıyorlardı. Dolayısıyla çok resmi bir karar aldılar ve medeniyet adı altında, yani biz işte oraya şey götürüyoruz, oraya medeniyet götürüyoruz. Şimdi bu medeniyet dedikleri çok ilginç bir şey. 1926'da aşiretlerden şeyleri var. Atatürk'ün de, millet şeyinde, Ankara şey, Elazığ'a çağırıyorlar ve onlardan resimleri var. Hani bu aşiretleri yok sayıyorlar ya, bu aşiretler gericiliktir, bu aşiretler medeniyet olmaz. Aşiret değerleriyle resimleri var. Gidip ziyaret edecek mezarlarımız yok. Gidip üzerinde mum yapacak bir mezarlarımız yok. İnsanlarımız uçtu, buhar oldu, kayboldu. Nereye gitti bunlar? En azından bir mezar yerimiz olsa gider ziyaret ederdik. Acılarımızı yaşardık. Acılarımızla yüzleşmeyi öğrenirdik. Yüzleşemiyoruz çünkü içimizde bir çıban ve o çıban kabuk tutmuş, dokundukça kanıyor. Sürekli kanıyor çünkü kanamayı kullanıyoruz. Şimdi bir soykırımla yüzleşemediğin zaman o jenerasyon bile bizim çocuklarımızı da çok etkiliyor. Çünkü çocuklarımız da ne olduğunu biliyor.